Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 7 Nisan 2017 Cuma. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Değerli izleyicilerimiz, vatani görevini yerine getirmek için Erzincan'a gelen 1977'ye bir tertip 2. kademe 333 asker bugün yemin etti. Vatani görevlerini yerine getirmek için Erzincan'a gelen 1977'ye bir tertip 2. kademe 333 asker yemin etti. Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugayı General Enver Eralp Kışlası'nda düzenlenen yemin törenine 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Albay Sebahattin Türker, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Sabri Taş ve askerlerin aileleri katıldı. Kışladaki yemin töreninde askerlerce taşınan Tugay sancağının yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende daha sonra 1977'ye bir tertip 2. kademe 333 asker yemin etti. ...1997'ye bir tertip 2. kademe Acemi Er Tarık Çengel'in dedesi Mustafa Çengel'de 1967 yılında askerliğini Erzincan'da yaptığı için 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Türker tarafından hediye verildi. Gözyaşlarına hakim olamayan 70 yaşındaki Çengel'e Albay Sebahattin Türker sarılarak destek oldu. Topçu Acemi Er Mehmet Karadoğan yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam eden törende 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Türker erlere plaket ve çeşitli hediyeler armağan etti. 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Albay Türker yapmış olduğu konuşmasında kutsal vatan hizmetini yapmak üzere güzel yurdumuzun dört bir yanından birliğimize katılan gençlerimizin ant içme törenini gururla ifa ettik dedi. Ant içme törenini gururla ifa ettik. Törenimizi onurlandıran siz değerli misafirlerimize şahsım ve 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı'nın ailesi adına gönülden teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli misafirlerimiz, unutulmayacak bir törene şahitlik ettiniz. Sizlerle birlikte bu törene Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen şanlı alt bayrağımız da şahittir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi temsilen şanlı sancağımız da şahittir. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Güney Kore ve Kuzey Kıbrıs'ta kahramanca savaşan ve teröristle mücadele harekatında yiğitçe mücadele eden, canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz de şahittir. Ve bugün bize güzel ülkemizde özgürce yaşama hakkını bahşeden Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir. Silahlı kuvvetlerimizin saflarına katılan kahraman Mehmetçiklerim, bu yeminle sizler milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağımızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağımızı beyan ettiniz. Bu beyanın temiyatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır. Komutanımız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağımıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağımıza, paramızın vatan, bayrak ve şeref olacağına dürüstlük ve
mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan, daha önemlisi bağrından çıktığı yüce Türk milletinin ona olan güveninden ve sevgisinden almaktadır. Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur. Askerlik görevimiz ileride çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Artık kutsal görev sırası sizde. Silahlı kuvvetlerimizin en genç mehmetçikleri olarak sizlere güveniyor ve iyi bir asker olacağınıza yürekten inanıyorum. Ettiğiniz bu kutsal andın siz ve ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve gücü bulunsunuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Mehmetçiklerimize yetişen kahraman silah arkadaşlarım, annelerinin ve babalarının bize emanet ettiği biricik evlatlarını büyük bir sabır ve inançla gece gündüz demeden atalardan yadigar Mehmetçik ruhunu evlatlarımıza sevgiyle aşıladınız. Onlara sizler Mehmetçiksiniz dediniz. Sizler kardeşsiniz dediniz. Asker arkadaşlığı bir ömür boyu unutulmaz dediniz. Ve belki de en önemlisi aldığınız emanetleri bugün anne ve babalarının karşısına büyük bir gururla dimdik çıkardınız. Gayretlerinizden dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyor ve yürekten kutluyorum. Yemin eden askerlerin yakınları gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Yemin eden askerlerin tören geçişiyle sona eren törenin ardından aileler çocuklarıyla hasret giderdi. Törenin ardından askerler yemekhanede aileleriyle birlikte karavana yemek yediler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları çalışma hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında Erzincan'da bir dizi ziyaretlerde bulundular. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları çalışma hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında Erzincan'da bir dizi ziyaretlerde bulundular. Erzincan Sosyal Güvenlik Kurumu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Mesleki Yeterlilik Kurum Başkanı Adem Ceylan ile birlikte İşkur İç Denetim Başkanı Cihat Demiralp, Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari Ücretliler Daire Başkanı Ahmet Yetim, Erzincan İşkur İl Müdürü Ömer Faruk Çelik, Erzincan Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Nail Van ve SGK çalışanları katıldı. Mesleki Yeterlilik Kurum Başkanı Adem Ceylan Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ziyaret Erzincan Sosyal Güvenlik Kurumu konferans salonunda çalışanlar ile buluşarak basın açıklamasında bulundu. Ceylan, çalışma hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirdi. Bakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Mezinoğlu Bey de çalışma hayatında Milli Seferberlik hamlesi başlattı ki ve Sayın Bakanımızın öncülüğünde, önderliğinde bakanlığın yönetimiyle birlikte 8 Ocak 2016 tarihinde Konya'da çalışma hayatında Milli Seferberlik Hamlesi'ni başlatmış olduk. 8 Ocak 2017 tarihinden itibaren bakanlığımızın üst yöneticileri, bakan yardımcımız, müsteşarımız, müsteşarcanlarımız, kurum başkanlarımız ve genel müdürlerimizle oluşturduğumuz ekip çerçevesinde 81 ilimizi dolaşmış olduk. 81 ilimizi iki defa dolaşmış olduk ve bu çerçevede çalışma hayatının aktörleri olan sanayicilerimiz, iş adamlarımız, ticaretleri baba, esnafımız, sendikalarımızın yöneticileri ve vatandaşlarımızla gerek hükümetimizin gerekse bakanlığımızın istihdam ve yatırım teşviklerini paylaştık, anlattık. Yatırım teşvikleri ve istihdam teşviklerinden sanayicilerimizin, iş adamlarımızın, esnafımızın nasıl istifade edeceği hususunu değerlendirdik. Uygulamada karşılaşılan problemleri tespit ettik ve bakanlığımıza döndüğümüzde Sayın Bakanımıza arz etmek suretiyle bakanlığımıza bu problemlere çözüm önerisi bulunduk. Ki biraz sonra arz edeceğim. Bunların çok önemli bir kısmı da çözülmüş oldu.
Sayın Bakanımız tarafından Çalışma Bakanlığı olarak bu yıl 2017 yılında 2 milyon yeni artı istihdam hedefledik. Ve bakanlığımızın biraz evvel arz etmiş olduğumuz çalışmalarımız neticesinde şu ana kadar yaklaşık 500 bin artı istihdamı sağlamış olduk. 2 milyon artı istihdam hedefinden 2017 için yaklaşık 3 ay gibi yani 100 gün gibi bir süre içerisinde bunun %25'ini gerçekleştirmiş olmak hakikaten Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın son dönemdeki çalışma hayatındaki milli seferberlik kapsamında paydaşlarımız olan sanayicilerimizle, iş adamlarımızla, esnafımızla, ticaret erbabıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulmak, onların bu teşviklerden ve istihdam imkanlarından nasıl istifade edeceği hususunu karşılıklı olarak değerlendirme neticesinde ortaya çıkmış oldu. Bugün de Sayın Başbakanımızın memleketi Can Erzincan'dayız. Yine bu programımız çerçevesinde bugün Sanayi Ticaret Odası'yla, esnaf odalarımızla, Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle birlikte olacağız. Özellikle sanayicilerimizin artı istihdam, işbaş eğitim programı ve meslek edinme programları çerçevesindeki istihdam uygulamalarını değerlendireceğiz. Onların hali hazırda karşılaşmış oldukları problemleri var ise tespit ettikten sonra onların çözümü açısından da bir takım değerlendirmelerde bulunacağız. Yine işçilerimize bir arada olacağız. İşçilerimizin çalışma hayatında karşılaşmış olduğu problemleri değerlendireceğiz. Onların çözüme kavuşturması ile ilgili neler yapılabileceğimizi ortaya koyacağız. Bakanlığımızın gerek sosyal güvenlik kurumumuzun sigorta primleri teşvikleri açısından neler var? Bunlardan işverenlerimiz, sanayicimiz nasıl istifade edecek? Bunları değerlendireceğiz. İşkur Genel Müdürlüğümüz aracıyla, il müdürlüğümüz aracıyla yürütmüş olduğumuz istihdam teşviklerini paylaşacağız. Dolayısıyla 2 milyon 2017 için 2 milyon ilave istihdama Erzincan'da da ne kadar katkı sağlayabileceğimizi ortaya koyacağız. Erzincan'a 2016 yılı rakamlarına baktığımız zaman esasen çok önemli kaynakların kullanılmış olduğunu ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde 2016 yılında Erzincan'da toplum yararına çalışma programı, işbaşı eğitim programı, meslek edinir programları dahil olmak üzere toplam 4303 kişinin istihdam edildiği ortaya çıkıyor. Yani işkur aracıyla yürütmüş olduğumuz istihdam projeleri dikkate alındığında esasen bu önemli bir rakam. Bunun için toplamda işsizlik sigortasından kullanmış olduğumuz kaynak da dahil olmak üzere 59 milyon yani eski ifadeyle 59 trilyon istihdam teşvikleri için bakanlığımızın, hükümetimizin kaynağının Erzincan'da kullanmış olduğunu görüyoruz. Yine sosyal güvenlik kurumu birim teşviklerimiz açısından baktığınız zaman hali hazırdaki iş yeri sayısı Erzincan'da sosyal güvenlik kurumumuzu il müdürlüğümüz kayıtlarına göre 3367 iş yerimiz var. Çalışan sayımız, sigortalı sayımız 51.032, emekli sayımız ise 33.418. Birbirini nispeten karşılayabilir bir oran olduğu ortaya koyuyor. 2016 yılı içerisinde sigorta primlerinden, teşviklerinden istifade edilme oranı oldukça yüksek görünüyor ki bu oran 1962 kişi ve 31 milyon TL yani 31 trilyon TL teşvikten, sigorta primler teşvikten 2016 yılı içerisinde istifade ettiği ortaya çıkıyor. Her iki rakamı yani yaklaşık 60 milyon, 31 milyon, 59 milyon, 31 milyon dikkate aldığımızda yaklaşık 90 milyon gibi bir rakamın Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın prim ve istihdam teşvikleri arasından 2016 yılı içerisinde Erzincan'da kullanıldığı ortaya çıkıyor ki Erzincan ölçeğindeki bir için esasen şu bu çok önemli bir rakam. İstihdam açısından biraz evvel arz etmiş oldum. Geçtiğimiz yıl 2016 yılında 4303 kişi istihdam edilmişti. Şu ana kadar baktığımız zaman yılbaşından bugüne kadar olan dönem içerisinde kamu kurumlarına yapılan istihdamlar hariç bakanlığımızın toplum yararına çalışma projesi kapsamında istihdam ettiğimiz
kişiler hariç sadece bakanlığımızın teşvikleri ve diğer teşvikler çerçevesinde 1-1-2017 tarihinden bugüne kadar yani 7-4-2017 tarihine kadar 1962 kişinin artı istihdam yani yeni istihdam sağlanmış olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir rakam. Bununla birlikte toplum yararına çalışma projesi vesaire diğer projeler dikkate alındığında 2000 çünkü onunla birlikte 2000 civarında toplum yararına çalışma var. Ortaya çıkıyor ki 4000 şu ana kadar toplum yararına çalışma ve artı istihdam çerçevesinde Erzincan'da yeni istihdam sağlanmış olduğu ortaya koyuyor. Bu rakamı yıl sonuna kadar 7000'e çıkartmayı hedefliyoruz. Toplum yararına çalışma hedefi dahil çünkü geçtiğimiz yılda 4300 kişiydi. Bu rakamı özellikle hükümetimizin cazibe merkezlerine yatırım teşviklerinde dikkate alındığında yeni yatırımlar, yeni sanayi kuruluşları dikkate alındığında muhtemelen bu rakamın 7000 civarında olacağını ümit ediyoruz. Hükümetimiz özellikle yatırım teşvikleri açısından da cazibe merkezleri açısından da bakanlığımızın istihdam teşvikleri açısından da devletin imkanlarını sanayicilerimizle, işverenlerimizle, ticaret erbabıyla, esnaflarımızla buluşturma konusunda son derece hassasiyet gösteriyor. Bizim de zaten bugün burada bulunmuş olmamız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üst yöneticilerinin 3 aylık bir süre içerisinde 81 ili 2 defa dolaşıp sanayiciyle, iş adamlarımızla, esnafla birlikte olmamızın temel amacı da bu zaten. Hükümetimizin yatırım ve istihdam teşviklerini ve politikalarını anlatmak. Sayın seyirciler, Geçit Belediye Başkanı Metin Bal, beldede yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Geçit Belediyesi, araç filosunu genişleterek yeni araçlar aldı. Belediye binasında açıklama yapan Geçit Belediye Başkanı Metin Bal, belediyeye alınan yeni araçlar ve 2017 yılı içerisinde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Biz bahar çalışmalarımıza özellikle belediyemizin araç parkına 8 araç katılımıyla başladık. 1 Nisan itibariyle beldemizde doğalgaz çalışmaları, kilit parke çalışmaları, beldemizde daha önce bürokrasi çalışmaları yapılarak Aras elektriği direklerin yerini değişmesi, beldemizde muhtelif yerlerde PTT ile daha önceki bürokrasi çalışmalarımızdan sonra direk yerlerinde yer altına alınma çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Beldemizde yine geçen yıldan kalan ihalesi tamamlanmamış olan kilit çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl içerisinde yine ana arterlerde yollarda çalışmamız olacak. Bunların da bürokrasi işleri devam ediyor. Bittiğinde başlayacağız. Teletuvar, banket ve asfalt çalışmaları yapılacak. Yine projelerimizde dağ suyu çalışmamız var ek olarak. Projelerimiz içerisinde beldemizde Çevre Bakanlığı'ndan hibe olarak çalışmalarımız var. Park yapılacak. Beldemizde huzur evi, çocuk kreşi, yaşlı ve genç kadın evi projelerimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Özetle yoğun bir şekilde 2017 çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Tabii ki bu bir ekip olayı gerek çalışan personelimize, gerek çalışan idari personelimize, gerekse meclis kadromuza da ayrıca ve özellikle çalışan ve katkısı olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Tabii ki biraz sonra sormadan ben tahmin ediyorum soracağınız sorulardan bazılarını ona da ben cevap vermiş olayım. Evet arkadaşlar, benim temsil repertuarım geniş. Bu araçlar nasıl oldu, nasıl aldınız, ne yaptınız, kaynaklar nereden diye soracak olursanız araçlarımızın birisini
kanal açma KUKA denilen aracımızı İller Bankası krediyle ile aldık. Çöp aracımızı, tabi bunlar 2017 model araçlar. Onu kendi belediyemizin öz kaynaklarıyla almış bulduk. Süpürgemizi Çevre Şehircilik Bakanlığından hibe olarak aldık. Emeği geçen gerek müsteşarlık gerek genel müdürlük bürokrasi ve genel müdürlük düzeyinde herkese minnetle şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Aldığımız kamyonu Belediyeler Birliği'nden yine bürokrasi girişimlerimizle sağ olsunlar yine tekrarında yarar görüyorum. Bize yardımcı olan, katkısı olan, desteği olan herkese minnetlerimle şükranlarımı sunuyorum. Şimdi arkadaşlar bunlar nasıl oluyor? Bu soruyla çok karşılaşıyoruz. Bunun bir örnekle cevap verecek olursak, İnşaat yapan, inşaat ustasına yanında çalışan bizim Erzincan deyimiyle amelele de soruyorlar. Ameleler karşı çıkıyor. Usta bu kadar alıyor, siz niye bu az alıyorsunuz falan ameleler de diyorlar ki işçiler. Örnek usta yövmiyesi 200 liraysa biz de 200 lira istiyoruz. İnşaat olduğu için bir metrekarelik yere çağırıyor çalışan işçileri. Diyor ki gelin bakayım oturun buraya. Masaya da yemek konuyor ama bunların eline birer metrelik sapı olan kaşıkları veriyor. Tabii bir türlü işçiler bunu yiyemiyorlar. Usta arkadaşını çağırıyor. Karşılıklı oturuyorlar. Kendisi tabaktan yemeği alıp karşıdaki ustaya ikram ediyor ve böylece yedirmiş oluyor. Karşıdaki usta da o kaşıkla yemeği alıp karşıdaki ustaya yediriyor. Abi işçilere soruyor, ne bu? İşte bu diyor, ustalık farkı. Biz de burada biraz kendimize pay çıkarmakla beraber bunun bir daha önce de kamudan emekli olduğumuz için bürokrasiyi bilme hasebiyle bunun da bir yetenek olduğunu, bu yeteneği de kurumumuz için kullanıyoruz. Onun için kullanmak da zorundayız. Hizmetin A partisi, B partisi olmaz, öyle düşünmekte. Bana göre yanlış. Tabii ki siyasi süreçlerde A partiden B partiden aday olmuşuzdur. Bağımlılığımız vardır, siyasi bağımlılığımız doğrudur. Ama seçildikten sonra siyasi hizmetin doğru olmadığını, toplumsal hizmetin doğru olduğunu, bu topluma hizmet gerekliliği bilinciyle çalışmamıza devam ediyoruz. Şimdilik ben teşekkür ediyorum. Sizin sorularınızı alayım. Sayın seyirciler, Suriye'nin Han Şeyhun bölgesinde gerçekleştirilen klor gazlı saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Suriye'nin Han Şeyhun bölgesinde gerçekleştirilen klor gazlı saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrasında Cami-i Kebir'de kılınan gıyabi cenaze namazına yoğun katılım oldu. Bedir'deki, Manaskir'deki ve Çanakkale'deki doğru kapı memlekete hizmet etmeyi Rabbim bize nasip eylesin. O şuuru bize nasip eylesin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Namaz sonrasında Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına konuşma yapan Nibi Gül, bu acıyı Allah bir daha hiçbir millete yaşatmasın dedi. Suriye'nin İdlib şehrinde katil Esed tarafından kimyasal silah kullanılarak çoluk çocuk, kadın ihtiyar demeden katlini bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte lanetliyoruz. Bu vesileyle bugün Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak gıyabi cenaze namazı kıldık ve bu şehitlerimizin duada bulunduk. Rabbim bir daha böyle acıyı hiçbir millete göstermesin.
Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.